Size basit bir örnek söyleyeyim. Bize acil bir oyuncu transfer edin diyorlar. İsminde iç olsun, meşhur olsun diyorlar. Gece yarısı getiriyorlar. Arkadaşım bize maliyeti 5 milyon 165 milyon euro. Toplam oynadığı süre Türkiye Kupası dahil 711 dakika. Maç başı maliyeti 224 bin euro. Yollamak için canımız çıktı. Yollamak için canımız çıktı. Bir diğer oyuncu geliyor, dolanıyor. Yapmışlar 3 yıllık kontrat, imza paraları, tesislerden kaçıyor. Gideceğim diyor. İmzala diyoruz, imzalamıyor. Transferin son gününde ancak halledebildik, 14 oyuncuya düşebildik. Bakın, burada çok yazık işler yapılmış. Söyleyemiyoruz bazı şeyleri. Bazı şeyleri söyleyemiyoruz. Utanıyoruz ya. Ya siz iş adamısınız, bu işlerin içindesiniz. Kendi şirketinizde bu işi yapar mısınız ya? Yapar mısınız? Nasıl buraya imza atmışsınız siz ya? Bu transferlere hangi rehberle yola çıkmışsınız? Hangi scouting yapmışsınız? Nasıl incelemişsiniz bunları ya? Söyleyecek bir şey yok. Neden biliyor musunuz? Biz bir şey söyledik. Enkaz edebiyatı yapmayacağız dedik. Biz takımımızı değiştireceğiz dedik. Çünkü Beşiktaşlı bahane duymak istemiyor. Ama benim bunu arkadaşlarımla birlikte sizle paylaşma mecburiyetim var. Yani bütün bunların rakamları, her şey ortada. Biraz önce Kaan Bey söyledi. Geçen sene net maaş bütçesi 35 milyon. Kaç puan gerideydik? Bu sene maaş bütçesi 42 milyon. Birazdan sebeplerini de açıklayacağım size. Yine dönüp baktığımızda bugün ben transfer komitesindeki arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yani Hüseyin Yücel, Onur Göçmez, Mete Vardar, Kaan Şakul, Feyyaz Uçar. Yani birbirimizle büyük mücadelelerle her transferde en az 2-3 tane katmandan geçiriyoruz. Şimdi hocamın resmini görüyorsunuz orada. Biz hocamızla ara transfer döneminde konuştuk. Fakat son gün yardımcısı gelemediği için vazgeçti. Ve geldiğimiz noktada da hocamız yardımcılarıyla birlikte gelmeye okey dedi. Biz hep birlikte bir karar aldık ve kendisiyle birlikte çalışmaya başladık. Beşiktaşlı taraftarlar ve sizler değerli hocamıza sahip çıktınız. Lütfen sahip çıkmaya devam edin. Çok kıymetli bir insan, çok iyi bir insan. Gio yalnız gelmedi. Bakın, yanında Van Gastel var. Van Gastel Hollanda'nın en iyi antrenörlerinden birisi. Gelir gelmez bize dedi ki Türkiye Kupası'nı Serdar Topraktepe aldı. Serdar ekibimde olsun. Serdar kıymetli bir insan. Ben onu yetiştireceğim dedi ve Serdar ekibinde. Atletik Performans Direktörü geldi. Anthony. Atletik Performans Antrenörü Barış Hocam. Kaleci Antrenörü Ruth. Kaleci Antrenörü Hakan. Analiz Antrenörü John Michels. Analiz antrenörü yine Caner Batuhan. Şimdi bu bir kişilik bir ekip değil. Bu ekibe bir de aşağıdan sürekli oyuncu yetiştiren ve onları tespit eden Samet Hoca var. Samet Hoca'nın yaptığı imzaları görüyorsunuz. Bugün hoca dedi ki benim başka santrfora ihtiyacım yok dedi. Rafa Silva Immobile'ye geldi. Ben Semih ve Mustafa bana yeter dedi. Onlar dünya yıldızı dedi. Ve Semih ve Mustafa'yı nasıl oynatıyor görüyorsunuz. Yine futbol konuşurken değerli kaptanımız Necip Uysal'a buradan acil şifalar diliyoruz. En kısa zamanda toparlanır inşallah. Çok güzel bir takım kuruldu. Biraz önce Tevfik abinin bahsettiği gibi heyecan duyuyoruz hakikaten. Seyrederken maç bittiğinde hatta üzülüyoruz maç niye bitti diye. Allah nazarlardan korusun. İnşallah bu şekilde sakatlık olmadan
devam eder. Birbirleri arasında çok iyi bir uyumları var. Ve Slovenya kampına yetiştirdiğimiz için hepsini, büyük bir çoğunluğunu, şu anda iyi bir yapı oluştu. Yani gençler ve tecrübelilerle birlikte çok iyi bir yapı oluştu. Ve inanın her an, her türlü konuda yanlarındayız. Hüseyin Bey, Mete Bey, Onur Bey, Feyyaz Hocam zaten hep onlarla beraber. İnşallah bu sezonu hem Avrupa Kupası'nda hem Türkiye'de iyi neticelerle atlatırız. Bakın bu işler nasıl oluyor? Ben size geçen sefer ne demiştim? Buraya menajerleri sokmayacağım demiştim, değil mi? Hatırlıyorsunuz değil mi? Bu yapılan transferlerde menajer, içeride operasyon yapan kimse olmadığını biliyor musunuz? Bunların hepsi bizim kendi ekibimiz tarafından yapıldı ve ekibimiz burada gördüğünüz 20 ülkenin üzerinde scout ekibimiz var şu anda. 20 ülkenin üzerinde. Her yerde şu anda Beşiktaş'ın scout ekibi çalışıyor. Kendi merkezimizde var. Çok ciddi teknolojiler kullanıyoruz. Yani herkes ışığı anlattı, sahayı anlattı ama yapay zeka kullanıyoruz. Data analizlerini kullanıyoruz. Video analizlerini kullanıyoruz. Göz testlerinden karakter testine kadar yapıyoruz. Niye biliyor musunuz? Karakter testini biz bu transfer döneminde gördük. Çok ciddi gördük. O yüzden oyuncunun iyi oyuncu olması gerekmez. İlk önce karakterli olması lazım. Biz hocamıza çok ciddi oyuncular sunuyoruz. Hayır diyor, soyunma odasını bozar, istemem diyor. Dolayısıyla Beşiktaş'ın bu takımına hepimiz sahip çıkalım. Zorluklarımız olabilir, iniş çıkışlarımız olabilir. Bunlar çok normaldir. Çünkü sporda bunlar olabilir. Sporda her şey yaşanabilir. Biz takımımıza sonuna kadar sahip çıkalım. Bu şimdilik A takımla ilgili size vermek istediğim bilgilerdi. Şimdi gelelim üyelikler ve tüzük konusuna. Biz şu anda yaklaşık 60 bin civarında bir numaraya ulaştık üyelikler konusunda. Aktif üye sayımız 43.500. Artık oylarda biz kendi stadyumumuza bile sığabilecek durumda değiliz herkes geldiği takdirde. Dediğim gibi 15 bine yakın üye müracaat etti son 9 ayda. 10.200'ünün sicil ataması yapıldı. Ve bunlar çok titizlikle devam ediliyor. İşte üye kartları Ekim'in son haftasında verilecek dedik. Şöyle güzel bir şekilde sunum yapacağız üyelerimize. İçinde kartı, rozeti, kaşkolu, beratı, her şeyinin olduğu güzel bir sunum yapacağız ve Beşiktaş'ta bunu evinin, iş yerinin en iyi köşesinde saklayacak. Bugün zaten divan kurulu üyelerimize de verilecek bunlar. Şimdi biliyorsunuz büyük bir sıkıntı yaşadık 5700 üye konusunda. Süreler verdik, gelin evraklarınızı tamamlayın dedik. Gelip evraklarını tamamlayan bilmeyerek ya da bir dostunun vasıtasıyla bir hataya karışmış olan Beşiktaşlılar geldiler, kulüplerine müracaat ettiler. Evraklarını tamamladılar, eksikliklerini tamamladılar ve üyeliklerine hak kazandılar. Şu anda bu oran %22 civarında. Yani 5700 kişiden yaklaşık 1350 kişi geldi sadece. Size bu tekrar hatırlatmak istiyorum. 2023 bu üyeler arasında 223 üyenin üyelik formlarında imzaları yoktu. 3743 üyenin üyelik formunda referansları yoktu. 125 üye 5 yılı doldurmamış referanslarla. 455 üye, yani sahte imza demeyelim ama doğru olmayan
imzalarla referans yazmıştı ve 305 üyede vefat eden üyelerin referansını kullanmıştı. 5700 üyeden bir kişi bile haklı çıkmadı. Ben burada denetim kuruluna teşekkür ediyorum. Çok sıkı çalıştılar. 4 ay. Bakın, gelenlerin anekdotlarını söyleyeceğim. Bunları lütfen dinleyin. Sıkılmayın. Bunlar bizim meselemiz. Burası meselelerimizi konuştuğumuz bir yer. Bir arkadaşım, ben her şeyi halledeceğim, sen evrakları hazırla bana getir, sana hediye edeceğim dedi. Ödemesini kim yaptı bilmiyorum. Çalıştığım iş yerinde yöneticim, evraklarınızı hazırlayın, formları doldurun. İşimden olmamak için formu doldurdum. Mahallede evrak toplandı, ben verdim, para ödemedim. Ben formu doldurmadım. Bu yazı benim değil, imza benim değil. Bir abimiz dedi ki, bir yöneticimiz 20 kadın kongre üyesi yapacak. Ben de eşimin evraklarını doldurdum, verdim. Gaziantep'ten gelen bir aile, kendisi, eşi, oğlu ve birkaç yakınını Twitter'dan takip ettiği hesap sahibine giriş ücreti ve aidatlarını vermiş. Daha sonra ne oldu? Meçhul. Bakın, burada giriş ücreti ticareti yapılmış ya. Yani üyelerden para alınmış, bir de yönetim kurulu üyelerinden torbadan para alınmış. Arkadaşlar, Beşiktaş çok kötü yerlere gitmiş. Bu işi çok ciddiye alın. Çok ciddiye alın. Bundan sonra sicil kurulu buna geçit vermeyecek. Gelen insanlar, özellikle akademisyenler, kendi imzalarını bile görmediklerinde üzüldüler. Mali müşavirler, doktorlar, bankacılar kızgınlıkla gelip kulüplerinden mutlulukla çıktılar. Çünkü yapılan hataları gördüler. Tribünden gelen arkadaşlar durumun farkındalar. Bir yönetici sınırsız evrak getirin, paramızı biz öderiz demiş. Bir diğeri tribün grupları cari hesaptan öderiz demişler. Şimdi gelelim işin ilginç tarafına. Sicil kurulu başkanı göreve geliyor. Boş karar metinlerinin defterlerini buluyor. Tipex'le korkudan silinmiş. Açık üyeler. Yani siz getirin biz doldururuz diye üyeleri doldurmuşlar. Ben boş yere burada istifa edin demedim. İstifa ettiler, gittiler. Beşiktaş şimdi doğru insanların elinde. Şimdi buradan çıkan bir sonuç var. Bu yeni tüzüğümüzde çok güzel bir şeyler olmuş. Az ama olsun. 254 kadın üye olmuş. Dördü şehit eşi üyelerimizden. Yani tüzüğümüzün bize verdiği yeni güzellikle 4 şehit eşi. 3 gazimiz üye olmuş. 11 engelli vatandaşımız üye olmuş. 1 kadın olimpik sporcumuz üye olmuş. Yani bunu Sefa Bey verdi. Teşekkür ediyorum. Bu Beşiktaş için çok kıymetlidir. Başlangıçtır. Hayırlı olsun. Bu şunu gösteriyor, bakın. 2023 dosyalarını çıkarttık. 2023'te de facia var. Bunu disiplin kuruluna teslim edeceğim. Bu yeni bir iş daha çıktı size, Gökhan Bey. Şimdi geliyorlar, üye yapıyorlar. Kendi isimleri yazıyor. Parayı arkadaşlarına ödetiyorlar. Şimdi X kişi 800 kişinin parasını ödemiş. Ödeten kim? Onun yakın arkadaşı. Bir de arada dışarıdan para alanlar var. Ödemelerde ne yazıyor biliyor musunuz? Nakit, virman, bir de torba var. Torbayla para gelmişti ya. Bakın, bilgisayarda torba yazıyor ya ödemelerde.
Size bir iş daha düştü. Hiç öyle geriye döneceğiz söyleyeyim yani. Kimse bu işten kurtulamaz. Disiplin kurulu kararları almış ama kurtulanlar burada sevinmesin. Peşlerinde olacağız. Açık söylüyorum. Yani Beşiktaş'ta öyle benim şu kadar oyum var. Gelin ben sizi seçtiririm. Dönemi bitmiştir. Beşiktaş halkın takımıdır. Halk gelecek burada başkanı seçecek. Şimdi dün akşam konuşurken nasıl konuşalım dedik. Hep kötüleri konuşmayalım. Biraz da iyi şeyler konuşalım dedik. Biraz önce size dedim ki burada yiğit birkaç insan var dedim. Beşiktaş hep derneklerden bahsedilir. Beşiktaş dernekleri gün gelir seçimlerde kullanılır. Gün gelir seyahatlerde kullanılır. Hep Beşiktaş derneklerini gündeme getirirler. Yok bilet işlerinde kullanılır. Biz hiç öyle bir şey yapmıyoruz. Bakın Beşiktaş dernekleri birazdan göreceksiniz ne yapıyor. Güzel Bahçe'yi getirelim. Evet, teknolojik gelişim nasıl? Hı? Şimdi söyleyeyim, dün Kadir Bey İzmir'e gitti. Hani Beşiktaş devleti sever, devlet Beşiktaş'ı sever dedik ya. Devletimiz dün İzmir'de bize 123 dönüm güneş enerji santrali yapmak üzere arsa tahsis etti. Kadir! Sayın Başkan Hasan Arat'ın açıklamalarını canlı yayında ekranlara getirdik efendim. Derbi konuşacağız ama ilerleyen dakikalarda Sayın Başkan'a gene bağlanma ihtimalimiz olduğunu yayınımız içerisinde hatırlatmış olalım. Bu konuda affınıza sığınalım. Belki programımızın adı Derbi Özel ama Sayın Başkanların açıklamaları da özel. O manada hiç kimseye de haksızlık etmeyiz. Olur da Ertuğrul Doğan, Sayın Trabzonspor Başkanı konuşur ya da bugünkü derbinin aktörlerinin başkanları konuşur. Onlara da döneriz elbette. Savaş Çorlu, affına sığınayım. İstersen Cem tamam. Kerpiççilerden de bir derbi yorum alayım. Çünkü senden bir girizgah yapmış olduk ama Cem Kerpiççileri hiç dinleyememiştik. Cem Kerpiççiler, pozitif ayrımcılık yaptım. Hemşerim kendisi. O yüzden rica ederim, rica şimdi sözü ederim. Size bırakayım. Nasıl bir derbi, nasıl bir oyun bekliyorsunuz? Derbiler için şöyle bir şifre var. Ben bunu kıymetli Önder Özen'den duymuştum. Kalbi alev alev, ateş gibi yanacak, zihni buz gibi olacak. Bu bir dönem Fenerbahçe'de çalışan Aragones'ten, müteveffa Aragones'in sözü. Hı hı. Bence derbinin kritik noktası orta sahalar. Derbinin hikayesini merkez belirleyecek. Merkezde de bence Fenerbahçe'de İsmail, Fred, Şimanski üçlüsünün ben değişeceğini düşünmüyorum. Bizim muhtemelimizde Amrabat var. Hatta evet. Arkadaşlarımızdan rica edeyim hazırsa ellerinin altında. Ama bu arada Sayın Başkan Hasan Arat'ın açıklamalarına tekrar bir dönmemiz gerekiyormuş. Elbette. Affınıza sığınayım. Rica ederim. Cem Bey devam edeceğiz. Sayın Başkan'ı dinlemeyi sürdürelim. Beşiktaş Kabataş Vakfı'na gelelim. Tüzük'le o iş rahatladı artık. Biliyorsunuz tüzük değişikliğiyle çünkü çok konuşuluyordu, ediyordu. Artık orası bizim, hepimizin, çocuklarımızın sahip çıkacağız. Gösterelim arkadaşlar. Şimdi öğrenci sayımız şu anda 967. Çalışan sayımız Eylül itibariyle 154. Ortalama 200-250 civarında eğitim emekçisi şu anda Beşiktaş Kabataş Vakfı okullarında çalışıyor. Anıl burada mı? Anıl buradasın değil mi? Anıl, emeklerin için teşekkür ediyoruz. Geçelim. Öbür slayta geçelim. Bu çok önemli. Bakın. 52 öğrencimizin %85.3'ü üniversiteye yerleşti. Diğeri niye yerleşmedi diye sorabilirsiniz. Beğenmediler. Bir sonra yine girmek istiyorlar.
Yurt dışına giden öğrenci sayılarımızı görüyorsunuz. %38.8 yurt dışı üniversitelerden kabul gelenler. Bir sonraya geçelim. Bakın yüzdelere bakın. Boğaziçi Üniversitesi, Teknik Üniversitesi, Orta Doğu, İstanbul Üniversitesi. Bu kuruma sahip çıkın. Hepiniz sahip çıkın. Birçoğumuzun evlatları orada okuyor. Sahip çıkalım. Eğitim dünyanın en ulvi şeylerinden birisidir. Bir de bir videomuz var. Bakın ne yapmışlar onu görelim. Verebiliyor musunuz salon videosunu? Ses yok, ses olmayınca. Peki bekleyelim. Ben bu arada şeyi söyleyeyim. Hani hep KPMG raporu konuşuyorduk ya. KPMG raporu burada. Bu raporun örneğini ben divana teslim ettim. Divan bu konuya hakim olsun diye. Şu anda biz bu raporun peşindeyiz. Kulübün içinde 2 aydır Spor Bakanlığı'ndan denetçiler var. Her şeyi didik didik ediyorlar. İnşallah yakın zamanda ne olduğu ortaya çıkacak. Çünkü Kaan'ın biraz önce söylediği gibi Beşiktaş'ın devletten saklayacağı hiçbir şeyi yoktur. Ne varsa ortaya çıkacak. Sonunda Ernst & Young raporunu da bulduk. Hiç bu rapordan kaçtık zannetmesin kimse. Bu işin de peşindeyiz ona göre. Peşindeyiz. Öyle bir protokolle Şanökten'i bir imzayla yönetim kurulu kararı olmadan vermek öyle kimsenin haddine değil. Her şeyin peşinde olacağız. Şeyi bulamadınız mı daha? Battal Dursal videosunu. Şerefiyle oynayıp. Onu verin. Onu verin. Çok güzel o. Hadi. Sonra şeyi hazırlasınlar. 1903'ü. Evet, hangi videoyu verebiliyorsunuz? Ona göre devam edeceğiz çünkü. Sıkılmayın, sıkılmayın. Çok önemli şeyler göreceksiniz. Bekleyin. Anlatacağız, bekleyin. Bekleyin. Hı? Şeyi veremiyor. 1903'ü verebiliyorlar mı? Onu verin. 1903'ü verin. Şimdi biliyorsunuz 1903 Mehmet Üstünkaya tesislerini Beşiktaş 3 milyon dolar harcayarak yapmış. KPMG raporlarında var. Şimdi görelim bakalım videoda ne olmuş. Açın sesi. Şu andaki halini görüyorsunuz. Şahane bir tesis bu arada. Müthiş bir tesis. 3 milyon dolar harcanmış. Şu anda içinin halini görün. Ses yok mu bunda? Hı. Belediye çıkarttı buradaki kiracıyı. Beşiktaş hani 40 bin liraya kiraya vermişti ya burayı. 3 milyon lira, 3 milyon dolar harcadığı yeri. Gece kulübü olmuştu. Belediye çıkarttı. İçinin halini görüyorsunuz. Mallarımız ortada yok. Hiçbir şey yok. Tespit yapıldı. Noter tespiti nerede? Yanınızda mı? Verdiniz mi bana? Burada. Yani bütün mallarımızın tespitini yaptık. Hiçbir şey yok. Her şey gitti Beşiktaş'tan. Şey yapıyoruz. İhtarname yolluyoruz. İhtarnamede firma yok ortada. Unity diye firma. Sahibi belli değil. Çıksınlar ortaya. Yani kimse, bu yönetim kim imzaladı burayı? Çıksınlar ortaya. Neredeler? Mallar nerede? Beşiktaş'ın mallarını kim talan ediyor? Görün ya. Ve ailen belediyeyle konuşuyoruz. Geri versinler, sporcularımıza tahsis edelim diye.
Açılıştan resimler yok mu? Açılırken herkes çok mutlu. Orada resimler var, onları gösterin. Sıkılmayın, görün. Bakın bunlar Beşiktaş'ın malı ne hale gelmiş, görün. Bir de şirket bize ihtar çekmiş, buradan zarar ettik diye. Bakın, sisteme bakın ya. Ve bunlar kongre üyesi. Beşiktaşlı bunlar. Siz yapacaksınız. Biz size söylüyoruz, iş sizin. Ve birisi kiralıyor, kiralayan başkasına devrediyor, o ona devrediyor. Ya Beşiktaş'ı kendi şirketiniz olsa bunu yapar mıydınız ya? Ha? Burası gitti Beşiktaş'ın elinden şu anda. Belediye başkanının insafında. Açılıştan yok mu resimden? Ha? Bakma abi, hemen girsinler onu. Daha neler var? Bekleyin, bekleyin. Bilin, bakın, malınıza sahip çıkın. Biz burada geçici yönetimiz. Herkes malına sahip çıksın. Biz geliriz, tespit ederiz, sizle paylaşırız, divana teslim ederiz. Denetleme kurulu bunu bilir. Bu kiralar size geldi mi mesela? Sizin haberiniz yok mu bu kiralardan? Hiçbir sözleşme yok. Mesela Sporyum'da da mı yok sizde sözleşme? Çünkü birazdan anlatacağım. Sporyum'da bir kiralama yapılmış. Kiralama yapan yönetim kurulu üyelerine bakın. Türkiye'nin en büyük şirketlerinin sahipleri imzalamış bunu. Ha? Birazdan geleceğim. Oraya da geleceğim. Devam edin. Bu biraz duygusal bir şey. Onu görün istedim. Yani Kabataş, Beşiktaş Kabataş Vakfı'nın yaptığı bir salon var. Verebiliyorsanız verin. Ha, verin. Evet. Açın sesini. Şerefiyle oynayıp hakkıyla kazanmayı onlardan öğrenen bir geleneğin çocuklarından Beşiktaş'ın Battalı'na. Bu salona ismi verilen değerimiz milli basketbolcu Battal Durusel, Beşiktaş basketbolunun ruhen de en battal değerlerinden biriydi. Maalesef 6 sene önce bugün aramızdan ayrıldı. 6 sene önce Beşiktaş ailesi gerçek bir kartalı, spor dünyası ise battal bir beyefendiyi kaybetti. Sahi battal olan ismi miydi yoksa gönlü mü? Yüce olan boyu muydu yoksa tevazusu mu? Onun gerçek üçlükleri hep gönüllere isabet ettirdikleri değil miydi? Hiç sahtelik bilmeyen sahici bir insandı. Maçlarda kasıtlı fauller yapmak yerine hep sevgi tohumları ekti. Molalarını dinlenmeye değil, vefaya ayırdı. Beşiktaş'ın battalı, dostlarının, kardeşlerinin ve Beşiktaşlıların yüreklerinde battal battal izler bıraktı. Her biri soyadı gibi duru ama sel gibi coşkulu izler. Battal abi benim kaptanımdı, hepinizin dostuydu. Allah nur içinde yatırsın onu. Battal abi büyük insandı, büyük kaptandı, büyük Beşiktaşlıydı. Değerli Beşiktaşlılar, biraz önce 1903'ü gösterdim. Onun bizim internet sitesinde açılışını, bu hale gelişini ayrıca yayınlayacağız. Yani teknik hata olan şeyleri de yayınlayacağız, görün diye. Şimdi bir stat konser sözleşmesi yapılmış. Biz gelmeden bir hafta önce. Onu size verdiler mi denetim kurulu? Verdiler. Stadı 1,5 milyon dolara kiralamışlar konser için. Stadın saha maliyeti 1,5 milyon dolar zaten. Senetler alınmış gidilmiş. Kendilerine dağıtmışlar alacaklarına. Bakın burada da büyük konserler yapıldı. Büyük paralar döndü. Beşiktaş bu işte de birilerin çöküşüne neden oldu ya. Ya ne istiyorsunuz bu kulüpten? Yani 5-10 milyon dolar para kazandılar. Bir de kulübe borçlarını hala ödemiyorlar, biliyor musunuz? Ne yapacağız biz?